içerisinde bu söz konusu bahçe konu güzergahı 5 ana disiplin altında hidrolik, hidrolojik, trafik, ulaştırma ve geoteknik dallarında bir hafta içerisinde değerlendirilip, mevcut durumun değerlendirilip arkasına nelerin yapılacağı bir teknik rapor hazırlayabilirsek eğer Kıbrıs Türk'ü demek ki istediği zaman yol da yapabilir, yol tasarımı da yapabilir, diğer tüm yapıların da gerekliliğini yapabilir durumdadır. Bunlarla beraber bunun bir dönüm noktası olması gerektiğini düşünüyoruz ve umarız ki bu bir dönüm noktası olur. Bundan sonra gerekli önemin her konuya verileceğine yönelik taahhüdünü de biz de takip edeceğiz, takipçisi olacağız. Başka size söylemek istediğim, neyse çok konuştum ben. En sonunda soracağınız bir soru var. Kesinlikle onu tahmin ederim. Şimdiden cevabını vereyim. Bu yolda mühendislik hatası var diyebilir miyiz? Diyeceksiniz. Ben size peşin peşin onu da söyleyeyim. Bizlerin hesap ve analizlerin içerisinde mühendislik yaklaşımından uzak bir şekilde bu konulara yaklaşıldığı ve bir mühendisin olmadığı görülürken aslında bunun bir mühendislik hatası olduğunu söylemek de bizlere de belki biraz ağır gelebilir. Çünkü ortada mühendis yokken mühendis yaklaşımıyla elimize ulaşan bir hesap, analiz, çizim, herhangi bir dokümantasyon yokken aslında belki de mühendislik hatası vardır demek de bize biraz ağır olabilir. Ben çok fazla uzatmak istemiyorum. Arkadaşlarıma zaman kalsın. Şeffaf bir şekilde ben anladığımı değil, arkadaşlarım da anladığını değil, siz istediğinizi sorabileceğiniz konusunda uzman insanların hazırladığı raporu burada sunacaklar. İstediğiniz gibi şeffaf bir şekilde soru cevap şeklinde de hepsini ama teknik soruları cevaplayacağız. Soruları sonunda alalım. Arayı da girmeyelim. Ben şimdiden teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Bora Bey. Evet şimdi rapora başlamadan önce rapora biz iki ayağa böldük. Neydi bu? Bir yerinde durum değerlendirmesi, bir de eğer var ise bu durumu yaratan projenin nasıl tasarlandığıydı. Yani bu çerçevede biz belli başlı kurumlardan belli başlı evraklar talep ettik. Bunlara belki de en önemlisi Karayollar Dairesi'nden Girmelekoşa Anayolu'nun bir tek bugün yapan tadilat projesi değil, bununla beraber tüm projelerinin özel teknik şartnamelerinin ve hatta varsa da keşif ve ihale süreci nasıl yürüdüğüne dair bilgiler talep ettik. Lakin bize gelen cevaplar arasında şu anki yapılan tadilat projesi ve daha önceki diğer projelerden beraber olmak üzere bu Girmelekoşa yolu üzerinde tam anlamıyla bir proje veyahut da özel teknik şartname ya bize ulaştırılmadı veya ellerinde yoktu. Tabii bu şöyle bir şey getirecek. Bu proje nasıl yapıldı? Elimizdeki bilgilerle bu projelerin biz yerinde, daha doğrusu projenin nasıl tasarlandığını ve yerine nasıl uygulandığını tam anlamıyla bilemiyoruz. Elimizdeki tek veri yerinde yaptığımız gözlemler, çalışmalardır aslında yolla ilgili ve ölçümlerdir. Şimdi bizim yasalarımıza göre normalde bu ülke sınırları içinde yapılan bütün altyapı veya üst yapı projeleri kamu veya kamu olmasın vize ofisine gelip onaylanması gerekir. Bu projeler vize ofisine gelse idi ki bunlar gelmediler, bu dokümantasyonlar en azından bir tam olacaktı. Tabi tasarım doğruydu yanlıştı o ayrı bir konudur ama daha tasarımın doğru yanlışına girmeden önce biz daha dokümantasyonda büyük eksikler olduğunu fark ettik. Bu bağlamda projenin değerlendirilmesi kısmı yapılamamıştır. Çünkü elimizde proje yoktur. Bize veya en azından bize gönderilen proje olmamıştır. Bununla beraber başka bir daire olan Meteoroloji Dairesi'nden biz yağış verilerini talep ettik. Bunlara kısmi alabildik çünkü ellerindeki veri tabanları bizim istediğimiz formattaki veri tabanına tam uygun değildi ama bize gönderilen bazı bilgiler oldu. Bununla beraber bir de havzayı oluşturan topografyanın 1/5000'lik haritanı talep ettik harita dairesinden. Bunlar mevcuttu.
bize gönderildi. Bunları aldıktan sonra da raporu yazan ekip 5 ayrı seferde yerinde ki yolu ve havzayı incelemede bulundu. Bu incelemelerle ilgili şimdi sözü ben size, Hüsnü Bey'e bırakacağım. Çünkü o size anlatsın yerindeki incelemeler nasıl yapıldı, ne şekilde yapıldı ve ne gibi veriler elde edildi bu incelemelerden. Evet Hüsnü Bey. Öncelikle herkese merhaba. Az önce başkanın da belirttiği gibi 5 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışın hemen ardından İnşaat Mühendisleri Odası bir teknik komitenin kurulmasına karar vermiş ve bu teknik komitenin oluşturduğu ilk toplantıda ivedilikle saha verilerinin ve saha gözlemlerinin yapılmasına karar verilmişti. Bu bağlamda ilk olarak 7 Aralık 2018 tarihinde yağış sonrası genel incelemesi için sahaya ilk ziyaret gerçekleştirilmiş ve yapılan ilk gözlemlerde gelecek olan diğer çalışmalara ışık tutması açısından önemliydi. Aynı zamanda gözlemler sonucunda yapılan toplantılarda incelemenin sadece Ciklos bölgesinde sınırlı kalmaması gerektiğini, Boğaz Deresi'nin Boğaz Piknik Alanı'ndan başlayarak incelenmesi gerektiği kanısına varılmış ve akabinde 12 Aralık 2018 tarihinde Boğaz Deresi'yi Boğaz Piknik Alanı'ndan başlayarak dere yataklarının ve zeminin detaylı incelemesi gerçekleşmiştir. 20 Aralık 2018 tarihinde Lefkoşa-Girne yolunun altında bulunan kutu menfezlerin noktalarının incelemesi yapılmış. Aynı zamanda Lefkoşa-Girne istikametine gittiğimizde Ciklos mevkiinde yolun sol tarafında bulunan açık kanalların detaylı incelemesi yapılmıştır. 24 Aralık 2018 tarihinde yol geometrisi ve yol güveninin incelenmesi açısından tekrardan sahaya bir ziyaret gerçekleştirilmiş ve incelemeler sırasında özellikle yol güvenliği bağlamında otokor kulutların bir takım sıkıntıların olduğu, aynı zamanda noksanlıkların olduğu belirlenmişti. 25 Aralık 2018 tarihinde ise kritik menfezin dölevesinin yani yerinde ölçüm ve çizimlerinin yapılarak bilgisayar ortamına aktarılması sağlanmış ki bu kritik menfez Lefkoşa-Girne yolunun Boğaz Deresi'ni kestiği ilk noktadaki kritik menfezdir. Yani yolun, suyun yola çıktığı noktadaki menfezdir. Daha sonra ilerlediğimiz zaman Boğaz Piknik Alanı'ndan başlayıp Ciklos mevkiine kadar devam eden Boğaz Deresi Boğaz Piknik Alanı'ndan Ciklos mevkiine kadar yürüyerek incelenmiştir. İncelemeler sırasında havadan ve karadan fotoğraflar çekilmiş. Aynı zamanda topografik ölçüm çalışmaları yapılmıştır. Topografik yapısından dolayı bölgede doğal bir havza oluşmaktadır. Havzanın büyüklüğü, yağan yağmurun şiddeti ve havzanın eğiminden dolayı dere yatağın, havzadan kaynaklanan yapıdan dolayı dere yatağında oluşan suyun şiddeti ve büyüklüğü göz önündedir. Boğaz Piknik Alanı'ndan başlayan dereye daha sonra Sentinelyon bölgesinden gelen başka bir derenin Lefkoşa-Girne ana yolunun altındaki kutu bir menfezle bağlandığı tespit edilmiştir. Olay gününde bu menfezin hiçbir tıkanıklık yaşamadan yüksek kapasiteyle çalıştığı gözlemlenmiştir. Ciklos mevkiine doğru dere yatağında ilerlerken dere yatağında ve derenin her iki yanında özellikle insan eliyle bırakılmış çöp ve veya atıkların bulunduğu, aynı zamanda yağışın şiddetiyle büyük ve küçük çaptaki ağaçların köklerinden sökülerek dere boyunca sürüklendiği gözlemlenmiştir. Ciklos mevkiinin yakınlarına geldiğimiz zaman
özellikle derenin yola yakın kısımlarında bölgede şev duyarlılığına rastlanmış, hatta bazı yerlerde şev yıkılmaları görülmüştür. Boğaz Ciklos mevkiine geldiğimizde bu noktada yapılan gözlemler sonucunda Ciklos mevkiinde yolun dereyi iki noktada kestiği görülmüştür. Bu bölgede Boğaz Deresi'nin önce yolun diğer kısmına geçtiği ve hemen sonra da yolu yine keserek Doğanköy'e ilerlemekte olan dereye ulaştığı gözlemlenmiştir. Boğaz Deresi'nin yolu kestiği ilk noktadaki menfezin girişini incelendiğimiz zaman derenin akan suyla birlikte getirdiği ağaçların, dal, taşların ve çöplerin toprakla birlikte menfezin girişine biriktiği ve suyun menfeze geçişini engellediği görülmüştür. Aşırı şiddetli bir şekilde gelen suyun menfeze girişini engellemesi sonucunda su yola çıkmış ve yoldan ilerleyerek doğal yolunu bulmuştur. Bu noktada da suyun yola çıktığını görmekteyiz ve kendi doğal yolunu bularak tekrar dereye indiğini görüyoruz. Buradaki yamaçta meydana getirdiği erozyonu da görmekteyiz. Daha sonra bu menfezin kapasitesinin de hesaplanması için yerinde röleve çalışmaları yapılmış ve röleve çalışmaları sonucunda bilgiler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Yaptığımız çalışmalarda menfezin üst görünüşü bu şekilde meydana gelmekte, menfezin uzunluğu yaklaşık 55 metre olarak tespit edilmiştir. Menfezin sol tarafında Boğaz Piknik Alanı'ndan gelen dere menfeze giriş yapıyor ve diğer tarafından, yolun diğer kısmından menfezden çıkışını yaptığı noktayı görmekteyiz. Menfezi incelediğimiz zaman menfezin 3 etapta yapıldığını görüyoruz ve bu etaplar, bu bölümler tamamen birbirinden bağımsız geometrilere sahip olduğunu tespit ettik. Öncelikle baktığımız zaman birinci etapta AA kesitini incelediğimiz zaman, ki bu AA kesiti burada gördüğünüz resimdeki kesittir, menfez ikiye bölünmüş durumdadır. Ortadan ikiye bölünmüş durumdadır. Sol tarafın genişliği 95, sağ tarafın genişliği 93 cm, ortadaki bölücü 20 cm genişliğine sahiptir. Yüksekliğe baktığımız zaman 270 cm yüksekliğine olduğunu görüyoruz. Daha sonra BB kesisine baktığımız zaman menfezin 220 cm'e geldiğini görüyoruz. Burada da birinci ve ikinci bölümün birleşme noktasını görüyoruz. Menfezin sağ tarafı düz ilerlerken sağ tarafında bir büyüme görüyoruz. Yükseklik değişmiyor burada, 270 cm. CC kesitine bak, yani geldiğimiz zaman, ki bu üçüncü etapta kendi içerisinde farklı bir geometriye sahip olduğunu görüyoruz. Üçüncü etapın başı bu sefer ikinci etapın sol tarafıyla düz geliyorken sağ tarafında bir büyüme görüyoruz. CC kesitini incelediğimiz zaman, buradaki noktayı incelediğimiz zaman menfezin genişliğinin 250 cm'e çıktığını görüyoruz. Yüksekliğinin de 280 cm'e ulaştığını görmekteyiz. Çıkış noktasına baktığımız zaman kesit genişliği aynı kalmakta fakat yüksekliği değişmektedir. 194 cm'e gelmektedir. Daha detaylı incelediğimiz zaman, yatay kesit aldığımız zaman menfezin çıkış noktasında biriken toprağın 64 cm'e geldiği kısmında menfezin çıkış ağzının daha da daraldığını görmekteyiz. Ki bu 134 cm olacak şekilde daralıyor. İşin özetine geldiğimiz zaman menfezin giriş noktası, bu iki bölümlü nokta, genel uzunluğu ortadaki bölücüyü dışarı çıkaracak olursak 208 cm genişliği, 270 cm yüksekliğindeyken çıkış noktasında 134 cm yükseklik ve 250 cm genişliğini görmekteyiz. Bununla ilgili detaylı kapasite hesapları yapılmıştır. Az sonra Berto Hocam bununla ilgili gerekli verileri sizlerle paylaşacaktır. Ben teşekkür ederim bu noktada. Şey doğal ve insan yapımı yamaç.
doğal ve evet, ben önce bir kendimi tanıtayım. Abdullah Akinci, Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim üyesi. Ayrıca da İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesiyim. Benim uzmanlık alanım geoteknik mühendisliği. Şimdi tabii rapor gerçekleştirilirken, yazılırken bizde her mühendisin yaptığı bir saha gözlemleri olur. Bunun ardından da bir desk study dediğimiz masa çalışmaları vardır ki bizim ileride yapacağımız analizlere ışık tutsun. Bu kapsamda tabii biz önce bir bölgenin tarihçesini inceledik. Bu tarihçe incelenirken işte 1950'li yıllarda burada bir geçit, tek şerit dediğimiz stabilize bir yolun olduğunu eski resimlerden fark ettik. Tabii 1960'lı yıllara gelindiği zaman yolun üzerine bir bütün kaplandığını, biraz da genişletildiğini gördük. Tabii bunu takiben bu yol göreceğiniz şuradaki krokide Lefkoşa istikametinden gelip şuradan bugün bu bahsettiğimiz olayların yaşandığı nokta derenin dışından geçip Girne'ye doğru dönüyordu bu tarihlerde. Ondan sonra 1986 yılına geldiğimizde yol bu dere üzerinden geçecek şekilde biraz önce Hüsnü arkadaşımın da gösterdiği menfezlerle birlikte inşa edildi. Ve burada bu çift yönlü yol olarak inşa edildi ve ilk kullanıldı. 1998 yılına geldiğinde yol duple yol haline getirildi. Ve bu duple yolda yine bu gösterdiğimiz genişlemeler, menfezdeki genişlemelerin bir kısmı o zamanlar yapıldı. Günümüze bakıldığında ise biraz sonra da göreceğiz. İşte 2,5 metrelik emniyet şeritleriyle bir genişletme yapıldı. Fakat bize gelen projelerde bununla ilgili, menfezlerle ilgili herhangi bir çalışma yapılıp yapılmadığı görülmedi. Şimdi topografyasına bakarsak genel olarak, tabii burayı herkes bilir, herkes geçer bu noktadan. Kuzey ve güney istikametlerinde göreceğiniz bir yükseltiler vardır burada. Tabii bu bir doğal havzadır. Bunun da nedeni jeolojisi incelendiğinde aslında yola paralel bir fayın mevcut oluşu dereyle birlikte. Zamanla buranın işte bizim Kıbrıs'ta bilinen değirmenlik fay hattının bir uzantısı oluşudur. Bir de bizim dar dere fay hattımız vardı tabii Kıbrıs'ta. Bu bölgede işte o bahsettiğimiz faylardan birindedir. Bu neden nedir de ki yine deprem açısından da bu bölgenin incelenmesi gerekir ve biraz sonra göstereceğim çalışmalarda, şev stabilitesi çalışmalarında da bu göz önünde bulundurulmuştur. Yine jeolojisine bakıldığında 4-5 farklı formasyon görülmektedir bölgede. Yani bu formasyon dediğimiz farklı zemin türleri vardır bu yolun birleştiği noktalarda. Bunlar da aslında tek tek incelenmiş olması gerekiyordu. Ancak öyle bir veriye rastlamadık biz çalışmalarımızda. Yaptığımız saha çalışmaları esnasında fark ettiğimiz, Hüsnü arkadaşımın da bahsettiği şev duyarlılığında sıkıntılar gördük. Bu selin yaşandığı şuradan çıkış olmuştu. Herkes gördü muhtemelen o videoları. Onun yaklaşık 100 metre ilerisinde sol tarafta geçerken de görebilirsiniz o noktada. Yani aracınızın yaklaşık 2 metre dışında bir şev vardır. Bu şev işte odur. Biz tabii bunun uyarılarını yaptık. Bununla ilgili bir analiz yaptık. Bu analizde de gördük ki bunun kayma yüzeyi yapılan analizlerde yaklaşık 6 metre gibi yolun içerisine giriyor. Yani orada yaşanacak yağışların artışı olmasa da kuru havadan işte sıcaklıkların artmasıyla kirli bir yüzeydir bu. Orada bazı sıkıntılar yaşanabilir. Burada önlemler alınması gerekir diye biz yine raporda söyledik. Yani şev duyarlılığı ile ilgili yol boyunca bazı sıkıntılar var. Yine yeni açılan bir kanal vardır fark ettiyseniz. Tabii bununla ilgili biraz sonra Sayın Hocam biraz daha bilgi verecek. Bu kanalda
Tabii bu kazı yapılarak açılmıştır. Bugün de geçerseniz kanalın bakın şurasıdır aslında kazı yapılan nokta. Orada da belli bir erozyon ve bu kanala birikinti, yani zeminin kayarak aşağıya gelişi görülmektedir. Yine bununla ilgili de belli tedbirler bizim Pulp Flange Betonarme Konsol kazı veya kanal şeklinde tedbirlerin alınması gerektiği raporda da belirtilmiştir. Son olarak tabii karayolu inşaatına gelindiği zaman bir karayolu yapılırken bir üst yapı vardır, temel vardır, alt temel vardır. Üst yapı nedir? Sizin gördüğünüz işte asfalt zemindir. Onun hemen altında işte plant mix dediğimiz yapılar vardır. Yine raporda biz bunların kalınlığı ile ilgili herhangi bir hesaba rastlamadık. Ne demek bu? Yani şimdi siz bir tasarım yaparken bakarsınız o noktadan ne kadar araç geçecek, ne kadar zaman o yolu kullanacaksınız. Buna göre bir tasarım gerçekleştirirsiniz ve o kalınlıklar, şurada da bize verilen buydu aslında, bu kalınlıklar ona göre belirlenir. Bu noktada ya burada işte fazla yani feasible olmayan bir çalışma yapmışsınızdır veya emniyetli bir çalışma yapmamışsınızdır gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Ben bu noktada karayolu drenajını değerlendirmesi için hocama İbrahim Bay'a sözü bırakıyorum. Evet. Ben öncelikle odamıza göstermiş olduğu hassasiyetten ve bize bu çalışma imkanını sağladığından dolayı teşekkür ediyorum. Benim ismim İbrahim Bay, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı yapıyorum Lefke Avrupa Üniversitesi'nde. Bir müddet İngiltere'de sel felaketleri üzerine danışmanlık yaptım. Oradaki tecrübelerimden de faydalanarak aslında ben karayolu drenajı için İngiltere'de neler değerlendiriliyor veya İrlanda'da neler değerlendiriliyor, Avrupa Birliği artık nelere bakıyor veya Amerika bunu nasıl inceliyor, bunların üzerine bir miktar katkıda bulundum raporun hazırlanması için. Özellikle İngiltere'den bahsedecek olursak, Birleşik Krallık olarak, yani Büyük Britanya olarak düşünecek olursak, burada bir altyapı birimi mevcut. Yani tüm ülkedeki projelerin altyapılarından sorumludur bu birim diye düşünün ve onların hazırlamış olduğu yollar, köprüler için bir tasarım el kitabı hazırlanmış. Bunun son güncellemesi 2016 yılında yapılmış. Son güncellemesi diyorum çünkü bu yeni olan bir şey değil aslında. Çok uzun bir zamandır var olan bir şey. Fakat son güncellemesini 2016'da yapılmış. Bu rapordaki belirtilenlerden özellikle bazı kalemlerin altı çizilmek gerekirse diye yazılmış. Mesela slide'da. Hani bunlara da özet geçecek olursak aslında herhangi bir yol tasarlanırken kesinlikle üzerindeki drenajın çevresel etki değerlendirilmesinin de yapılması gerektiği düşünülüyor tüm gelişmiş ülkelerde. Çünkü yol bildiğiniz üzere asfalt bir malzemedir. İçindeki kimyasal bileşenleri sıkıntı yaratabilecek miktarda kontaminant bir malzemedir. Dolayısıyla üzerine gelen yağışların bile drene edilirken ve ötelenirken yeraltı sularını hiçbir şekilde kirletmemesi değerlendiriliyor. Tabii ki tüm bu tasarımlar yapılırken de öncelikle yolun kendi güvenliğinin olması gerekiyor. Yani hiçbir şekilde yol üzerinde suyun birikmemesi, yol üzerinden akıtılan suların da kenardan bilinçli bir şekilde mühendislik yapılarak tahliye edilmesi gerekiyor. Yolun kendi drenajı dışında kalan havzanın hiçbir suretle yol drenajına katılmaması gerekliliği doğal havza akışları drenajı kitabında da ayrıca belirtilmiştir. İrlanda'ya bakıldığı zaman ki yani özellikle bu iki ülkeyi seçme ihtiyacı duyduk. Yağış yoğunluklarından dolayı biraz sonra Berse Hocam bahsedecek bu vahim olaydan ne kadar yağış düştü. Sadece küçük bir rakam söyleyeyim ben. Bu rakam mesela İngiltere'de 1300'lerin üzerindeyken bizde 178'lik bir yağış böyle bir sıkıntı yaratmıştır. Yani bizde 178, İngiltere'de 1300 küsur. Bu sebeple İngiltere veya İrlanda seçildi zaten bu slaytlar içinde. İrlanda'ya baktığınız zaman da ulusal karayolları ve drenaj sistemleri düzenliyor aslında bütün çalışmaları. Yönetmelikte belirtilen drenaj
bırakıldığı zaman da denetim ve bakım için erişilebilirlik. Yani herhangi bir yerde bir tıkanıklık durumu söz konusu olacak olursa oraya tekrardan erişebilmeniz gerekiyor. Bu bize neyi söylüyor? Yol kenarında herhangi bir drenajınız varsa bunu açık kanal olarak yapacak olursanız oraya ulaşmanız çok daha kolaydır. Fakat bunu kapalı boru sistemlerine dönüştürecek olursanız herhangi bir yerinde tıkanıklık yaşandığı anda bütün sistemin tamamen çökmesine sebebiyet veriyor. Geçirimsiz veya yarı geçirimsiz yüzeylerin drenajlarının yeterince sağlanması. Yani yol hem kendi içerisinde drene edilecek hem kenar tarafları drene edilecek. Mevcut ekoloji yüzey suyu üzerinde olumsuz etki yaratmaması. Yüzey suyu dediğimizde yüzeyde kalan sulardan bahsediyoruz. Yani yer altına geçmeden önce yoldan akıttık suyumuzu yan taraflarda oluşan sulardan bahsediyoruz. Hidroloji ve yeraltı suyu hidrolojisine katkısı mutlaka incelenmesi gerekiyor. Kirlilik kontrolü ve sınırlandırılması için karayolu drenajının diğer havza deşarjlarına hiçbir şekilde karışmaması gerekiyor. Yol drenajlarının arazi sahipleri, her kimse, belediyeler veya doğrudan hali arazi dediğimiz arazidir veya şahıs mallarıdır, hiçbir surette fark etmiyor bu, çünkü şahıs malından da drene edilecek olursa, yeraltı suyuna karışacak olursa, devlet arazisinden de yeraltı suyuna karışacak olursa sonuçta bu bir karışımdır. Uzun vadede bize sıkıntı yaratabilecektir. Sondaj kuyularına ve benzer kaynaklara bir şekilde bozulma sebebiyet verecekse bunları hiçbir surette yol drenajlarının hiçbir surette bu sistemlere karıştırılmaması gerekiyor. Bundan sonraki bölümde Berso Hocam bizlere yapılan rakamsal bazı çalışmalar üzerinde bilgiler aktaracak. Evet hocam. Teşekkürler. Öncelikle böyle bir çalışma, böyle bir bilimsel çalışma için ben İMO'ya teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden elimizden gelen gayreti göstererek bu çalışmayı gerçekleştirmek istedik. Çünkü özellikle yaşanan acı olaydan sonra da belki bu bir bizim ülkemizde bir dönüm noktası olur. Belki bundan sonra artık bu ülkede de yağışlar olur, şiddetli yağışlar olur ve bu şiddetli yağışların dikkate alarak çeşitli tasarımları yaparız. En küçük birimden, yani bir evimizi bile düşünürken ondan en büyük mühendislik projelerine kadar bunu dikkat etmemiz gerekir. Ben kısaca önce bir menfez, yollar çeşitli noktalarda dereleri, nehirleri, akarları kesmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bunun altını, bu suyun akışını yolun bir tarafından diğer tarafına rahat sağlayabilmek için köprü veya menfez yapıyoruz. Ne yazık ki ülkemizde büzün kolay uygulanabilir olmasından dolayı çeşitli noktalarda da bunu büzlerle yapmaya çalışıyoruz. Ama büzler çok sıkıntılı çünkü küçük, yan yana koyup büyütebilirsiniz kapasiteyi ama bu akan su temiz bir su değil. Çeşitli dallarla birlikte geldiği için tıkanıklıklara sebep veriyor. Bir menfez hesabı yapabilmek için sizin o ülkedeki, daha doğrusu o bölgede, sizin bulunduğu bölgeye en yakın meteoroloji istasyonu yağış verilerine ve bu yağış verilerinin de dakikalığa kadar, çünkü menfezin eğer havzanız küçükse dakikalık yağışlar bile etkili oluyor. Havzanız büyükse saatlik yağışlar etkili olur. Küçük bir havzada 10 dakikalık yağış bir menfezi kapasitesini doldurabiliyor. Ama dolayısıyla küçük zamanlar bizim için çok önemli. Güzel olan tarafı 2008 yılından başlayarak meteoroloji istasyonlarımız otomatik istasyon şekline çevrilmiştir birçoğu. Bunlardan dakikalık dediğimiz, yani 10 dakikada bir, 15 dakikada bir veri de toplanabiliyor. Bu dolayısıyla bizim 2008'den sonra çeşitli yağış, şiddet ve zaman grafikleri, süre, zaman ve frekans grafiklerini
oluşturabilmemizi sağlıyor. Bu, çünkü bu grafikler olmadan, bu çalışmalar, bu frekans analizleri olmadan yapacağınız bir menfez tasarımı tamamen yapacak olan mühendisin kendi görüşlerine ve böyle tecrübesine bağlıdır. Yani dereye bakıyor, yağış budur, işte biz bunu 80 milimetreye bölü saate göre tasarlayalım der. Herhangi bir standart, hiçbir şey yok. Çünkü standart size tasarlayacağınız menfezi tekrarlanma periyodu 50 yıl olan yağışa göre yapın der. Veya 100 yıl olan yağışa göre yapın der. Veya siz ülke olarak çok zenginseniz dersiniz ki ben 200 yıllık yağışa göre yapacağım, 500 yıllık yağışa göre yapacağım. O zaman bu süre arttık sonra, frekans büyüdük sonra çap büyümektedir. Sorun da küçülmektedir. Ama tabii ki bunun bir maddi boyutu var. Ama en azından standart olanlara bakarsak biz, dünyada birçok ülkede uygulanan 50 ile 100 yıl arasında tekrarlanma periyodu olan yağışlara göre tasarlanıyor. Ve burada yağış akış ilişkisi kullanılıyor. Dolayısıyla yağışları ölçmek kolay, havzaları oluşturmak kolay, haritalarımız var. Bugün hatta internet, uluslararası sayfalardan bile bu havzalar elde edilebiliyor. Geriye kalıyor bunun hesaplanması ve menfezin ebatının belirlenmesi. Şimdi biz oraya baktığımızda öncelikle Ciklos'ta durum neydi? Yani çünkü çeşitli tartışmalar vardı. Burada işte müteahhit menfezi kapattı, menfez yoktu, bu su onun için çıktı. Çünkü biz şiddetli bir akış gördüğümüzde hemen çok uç şeyler düşünmeye başlarız. Çünkü hayal edemiyoruz bu yağışın bu kadar şiddetli olacağını ve bu yağışın bu kadar su getirebileceğini. Bunun benzerini 2010'da Bostancı'da da yaşadık. Bostancı'daki selde güneydeki barajların kapakları açıldı. Ondan dolayı bu su geldi düşüncesi vardı ilk başta. Daha sonra biz oraya çalıştığımızda bunun sadece 5-6 saat içinde 175 kilogram metrekareye düşen yağıştan olduğu çıktı ortaya. Ama insanlar bunu hayal edemiyor. Ama bundan sonra hayal etmemiz lazım. Bununla yaşamamız lazım. Çünkü daha da ekstrem dediğimiz yağışlar bizi beklemektedir. Önümüzdeki nesil bunlarla yüz yüze kalacaktır. Kısacası burada havzayı bahsedeyim. Öncelikle bir havzaya baktık. Ciklos, Boğaz Piknik alanından başlayarak, yani burada baktığınızda bu tam Boğaz'ın en üst noktası, Ciklos burası. Boğaz Piknik alanından başlayarak dağın her iki tarafı, hem Sent Hilaryon tarafı hem Boğaz Piknik alanı tarafından ciddi bir, büyük bir havza var. Yaklaşık 4 kilometre karelik bir havza ve %30-35 eğime sahip bir havza. Yani oluşturduğu şiddet havzanın büyüklüğü ve eğimiyle çok ilişkili. Bu noktada peki bu yağış nasıl bir yağıştı? Buna bakmamız gerekiyor. Ve geçmişte nasıl yağışlar yaşadık? Ona bakmamız gerekiyor. Meteoroloji Dairesi'nden aldığımız yağış verilerinde her yılın en şiddetli bir günde en şiddetli yağışına baktığımızda buradan bize 1978'den başlayarak 100 milimetre günde bir günde olandır ve 365 gündeki en şiddetli yağıştır bu her yıla ait. Bunlara baktığımızda biz geçmişte bazı şiddetli yağışlar yaşamışız Boğaz istasyonunda. Bu sadece Boğaz istasyonuna ait. 100 milimetre, 80-90 milimetreleri yaşamışız. Ama bunun bir diğer boyutu, bu bilgi bize bir günde veriliyor. Peki bu bir günde olan acaba kaç saatte olmuştur? Belki de bir günlük diye ölçmüştür meteoroloji bunu ama belki de bu yağış 5 saatte olmuştur. 100 kilogram metrekareye 5 saatte düşerse başka bir şeydir. 15 saatte düşerse başka bir şeydir. Çünkü menfez pik değere daha erken ve daha yüksek bir şekilde hacim suyun oluşturduğu debinin yükseğe çıkıp pike çıkıp tekrar aşağıya düşmesidir. Ve o pik anındadır yaşanan en büyük sorun.
Dolayısıyla buradan bilgi edindiğimizde görüyoruz ki son yıllarda ciddi bir yağış şiddetinde artış var. Yani 100 ben milimetre kullanacağım. Çünkü biz halk dilinde daha çok kilogram metrekareye konuşulur ama biz bilimsel olarak daha çok milimetre deriz. Tamamen bu birbirinin karşılığıdır. Yani 100 kilogram metrekare dersek bu 100 milimetre anlamındadır. Son yıllara baktığımızda ciddi bir artış var. Yani 100 milimetreler değil, 200 milimetreler gelmeye başlıyor ve son 8-9 yılın içerisinde ben bu bilgiyi elde edince bir kontrol ettim. Mesela burada 175 milimetre daha önce yine yanmış Boğaz'da. Baktım ki bu 4 Ocak 2011'de gazeteleri kontrol ettim. Girne'yi sel aldı şeklinde gazetelerde haberler hala daha duruyor internet sayfalarında. Demek ki biz 4 Ocak 2011'de 175 kilogram metrekareye almışız. Tamam, Ciklos'ta sorun olmamış. Belki sorun bir başka türlü olmuş. Tabii ki bu yağış düşerken Boğaz İstasyonu ölçüyor ama tamamen onu çok geniş bir alanı ölçmüyor. Bir noktada ölçülen yağış değeridir. Belki dağdan taraf, Girne tarafına daha çok yağmıştır. Ama bir sel olmuştur. 22 Kasım yağış şiddetine baktığında 190 milimetre bir günde. O da yine gazeteleri incelediğimde görüyorum ki yine taşkın olmuş. Girne sular altında kalmış. Çeşitli şehirlerde. Lefkoşa Boğaz yolu zaten kritik yani. Onu en sonunda yine bahsedeceğim. Yani çünkü eğer bir yeni proje yapılıyorsa Lefkoşa Boğaz yolu için mutlaka oradaki menfezleri bizim değişmemiz lazım. Aynı Ciklos'ta yaptığımız hatayı orada yapmamamız lazım. Ve şu anda olan, tabii niçin Ciklos'ta şu anda bu problem olmuştur? Çünkü benzerleri 190 milimetre daha önce de yağmıştır, 175 milimetre daha önce de yağmıştır birkaç yıl önce. Bunu incelememiz gerekiyor. Bir de frekans dedim, standart olarak konuşulurken standartlar size frekansından bahseder. Çünkü İbrahim Hocam'ın belirttiği gibi İngiltere'de tasarım 1000 milimetreye göre yapılabilir. Ama 1000 milimetre İngiltere'de onun tekrarlanma periyodu 100 yıl olabilir. Bizde 100 yıllık tekrarlanma periyodu 1000 milimetreye karşılık gelmeyebilir. 100 milimetreye karşılık gelebilir. Dolayısıyla biz de kendi yapılarımızı kendi yağış frekanslarımıza göre yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla standartlar bize hangi yağışa göre 100 yıllık yağışa göre yapmanız gerekir. Frekans, ortalama yani 100 yıllık derken bu da yanlış anlaşılmasın. Yani bugün olduysa artık bir de 100 yıl sonra olacak anlamında değil. Bu ortalama bir olabildiği gibi 200 yılda bir de olabilir, 50 yılda bir de olabilir, bir sene sonra da olabilir. Ve bu verileri topladık sonra bunlar değişiyor. Ben bu manzarayı görünce bir değişik analiz yapmak istedim. Yani bu frekans analizini kısaca, bu frekans analizini 1978'den 2018'e kadar olan veriye uygulayalım. Bir de dönelim son 10 yılı dikkate almayalım. Yani 10 yıl önce yaptığımız bir proje olsaydı, 10 yıl önce yapılan bir projede son 10 yılın verisi yok. Öyle olsaydı nasıl bir frekans sonuçları çıkardı? Bu son yıllardaki tabii ki çok şiddetli gözlenen yağışlar her şeyi alt üst ediyor. Mesela 10 yıl şu an 10 yıl önce siz frekans analizi yapsanız ve menfezinizi 100 yıllık tekrarlanma periyoduna göre yapsanız 143 milimetrelik yağışa göre yapmanız gerekir. 10 yıl önce. 10 yıl sonra 2018'de bugün bir proje yapsak ve bugün baksak 100 yıllık return periyoda 240 milimetreye karşılık geliyor. Burada demek istediğim yağış verileri toplandık sonra her 5 yılda bir güncel yağış verilerine göre bizim bu frekans analizlerini yapmamız bu meteoroloji dairesinin görevidir. Çünkü mühendisler olarak herkesin bunu yapması uygun değildir.
meteoroloji dairesi bunun frekans, şiddet, yağış grafiklerini hazırlar, bütün mühendislere verir. Mühendisler bunun çalışmasını yaparken oradan kullanır. Dolayısıyla böyle bir olay var ortada. Bunu belirtmek isterim. Yani yağış şiddetlerinde bir değişiklik vardır. Bizi tasarlayacaksak yağışı akışa çevirmemiz gerekir. Havza bilgilerini topladık. Yüzey özellikleri, eğimi, alanı, toprak özellikleri, ormanlık arazi mi değil mi? Bunların hepsinin birer katsayıları var. Bu katsayılarla biz uygulanan yöntemle bir santimetre yağış yağsa kaç metreküplük akış oluşturur? Bir birim hidrograf dediğimiz, hidrograf dediğimde akış zaman grafiği, bunu elde ederiz. Mesela bir santimetrelik yağışın oluşturacağı akış bu grafikte verilmiştir. Yaklaşık 8 metreküp bölü saniye bir akış debisi oluşturur Ciklos noktasında. Bu büyük havza. Peki o gün nasıl bir yağış oldu? Bu 1 santimetrelik, yani 10 milimetrelik yağış için. Peki o gün nasıl bir yağış oldu? Dağılım önemli bizim için. Meteoroloji dairesinden saatlik yağış verilerini aldığımızda ilk gördüğümde bu manzarayı hemen sebebi ortaya çıktı. Çünkü bu grafiğe baktığınızda neden olduğu söylüyor size. Nasıl özetleyelim? Saat 1 civarlarında, öğleden sonra 1 civarlarında şiddetli 10 milimetre saatin üstündeki yağışlara biz şiddetli yağış diyoruz. Yani 1 saatte 10 milimetrenin üstünde, 10 kilogramın üstünde yağarsa bunlar şiddetli yağıştır. Şiddetli olarak başlıyor. 15, 25, daha da şiddetleniyor. 30 milimetre saatte. Sonra yine düşüyor. Bu bölgede, burada çok ciddi bir yağış oluyor. Yani sabah öğlen birden beşe kadar bir yağış oluyor. Bunu zaten gözlemledik. O bölgede yaşıyorum ben de. Bu yağış yolu kapandı. Boğaz-Lefkoşa yolu kapandı. Trafik eski Gönyeli Boğaz yolundan devam etti. Ben aynı anda oradaydım ve yağış çilenti dediğimiz 10 milimetrenin altında olan duruma geçti. Ama bu şiddetli yağış o havzada ciddi akışlara sebep oldu. Ama Ciklos'ta sorun çıkmadı. Çünkü Ciklos'un altındaki yani menfez bu suyu taşıyabilecek kapasitedeydi. Daha sonra ona da baktık. Bunları aldı bir taraftan diğer tarafa. Bunun üzerinden giden gelen trafik, hatta eşim de aynı yoldan saat 6'da geçti. Biz telefonda konuşurken hiçbir sorun olmadan oradan geçildik. Ama daha sonra saat 9'da 1 saatte 60 kilogram. Çok ciddi bir yağış. Bu iklim değişikliğinin yağışıdır. Bu küresel ısınmanın yağışıdır. Bu bütün dünyada görülüyor. Noktasal ve noktasal şekilde yağıyor. Yani inanamazsınız, hayal edemezsiniz nasıl düştüğünü bu yağışın. Bu o şekilde bir yağıştır. Bu şekilde geldiğinde tabii ki daha önceden gelen şiddetli yağış menfezde de sorunlar var. Menfezde çok iyi tasarlanmış bir menfez değil ne yazık ki. Bu menfezin bir miktar tıkanmasına sebep oldu. Ama ikinci yağış şiddetiyle gelen ikinci akış o havza içerisinde derede ben adım adım yürüdüm. Ne bulduysa aldı götürdü. Kucaklayamayacağınız ağaçları devirdi. Çünkü derenin içindeki su seviyesi benim boyumun 2-3 misli yükseklikte gitti. Bu su bütün beraberinde artık depozit dersiniz, ağaç dalları dersiniz, ağaçların kendilerini dersiniz alıp getirdi. Menfezi tamamen tıkadı ve tabii ki yolun üzerine çıktı. Yolun üzerindeki videoları hepimiz gördük. Bu videolara baktığımızda
hayal edemezsiniz. Yani nasıl olur da bu su bu kadar akar? İşte bundan akar. Bu verileri görünce bu suyun akmasının mümkün olduğu ortaya çıktı. Yani kısacası şöyle bir uygulama yapıyoruz biz hidroloji ve hidrolik mühendisliğinde. Bu yağış bu bölgenin üzerine yağıyorsa nasıl bir akış oluşturur? Ciklos noktasında nasıl bir akış oluşturur? Bu birinci gelen yağış şiddeti 35 metreküplük pike en yüksek değere ulaşacak saat 4-5 sularında, öğleden sonra 4-5 sularında ulaşacak bir rakama ulaşıyor. Daha sonra yağış şiddeti azalıyor, dolayısıyla akış da azalıyor. Ama daha sonra 9-10 arası gelen aşırı şiddetli yağış saniyede gözünüzü açıp kapayana kadar 50 ton su akıyor. Bu suyun önünde hiçbir şey durmaz. Ve yani bunun tek çaresi oraları kapatmak, önlemek, böyle bile dokunmamak, girmemek. Manzara bu şekilde. Tabii peki bu menfezin kapasitesi, bir de onu incelemek istedik. Menfez Hüsnü arkadaşımın da anlattığı gibi birçok evrelerden geçmiş. Yani 86'da küçük kemerli bir menfez yapılmış. Daha sonra 98'de yol genişletmek dediğim uzamış. Yani genişliği menfezin sabit. Hatta menfezin çıkışı genişlemiş ama girişi zaten dar. Ve girişinde iki kemer var. Yani 2 metre genişliğinde bir alan düşünün. Bu iki değil, 1 metre. 1 metre, 1 metre. 2 tane yan yana. Dolayısıyla bütün dallar, çubuklar, her şey burayı öyle bir dikadı ki ben şahsen menfezi bulamadım. Derenin içinde yürürüm. Dere, koskocaman derede yürürken ansızın bir baktım önümde bir duvar var. Ağaçlardan, dallardan, çamurlardan oluşan bir duvar. Duvarın üstünde çıkmaya çalıştım. Bir çıktım, yola çıktım. Tamamen suyun gidişi gibi onun üzerinden çıktım. Kendimi Ciklos'un yolunda buldum. Böyle bir durum. Tabii ki bu menfezin de bir analizini yapalım dedik. Oturduk, hesapladığımızda 30-35 metreküp en iyi şartlarda temiz, pırıl pırıl bir su akarsa 30-35 metreküp saniyede bu menfez bu suyu aktarabiliyor. Ama o şartlarda bence 30-35'i de taşıyamamıştır. Sesini aşağıya düşürmüştür. Yani bunun yanında ben kısaca bu hidrolik ve hidrolojik tarafı çalışmanın, bunun yanında trafik mühendisliği, ulaşım tarafı da yapılmıştır. Çünkü menfez tartışması da geçmiştir. Tabii ki gönül arzu eder ki son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde çok bahsedilen affedici ve koruyucu tasarımlar. Çünkü bu arabaları süren insanlardır. Yorgunuz, işe gidiyoruz, işten dönüyoruz. Yani dikkatimiz dağılıyor. Hata yapma imkanımız, hata yapma olasılığımız çok yüksek. Dolayısıyla hata yaptığımızda bunu canımızla ödemeyelim veya bir başkasının canını alarak ödemeyelim. Bu bariyerlerin birçok yerde kullanılması en ideali, hatta her yerde kullanılması en ideali. Ama tabii ki iş gelip dönüyor, ekonomik gücünüze bağlı oluyor. Dolayısıyla en kritik olan da uçurum şeklinde olan yerlere konulmak. Ciddi noktalarda uçurum yerlerinde menfezler var, bariyerler vardır, konulmuştu ama bazı noktalarda uçurum olmadığı için konulmamış. Ama bu su da aynı şekilde o uçurum olmayan yerlerden alıp gittiği için de bariyer arabanın uçuruma giden arabanın arabayı engelleyememiştir. Çünkü başka bir yoldan ulaşmıştır. Buna ek olarak ne söylemem gerekir en son? Böyle bir çalışma yaptık. En azından niçin bu olayın yaşandığını ortaya çıkardık. Bilimsel olarak çeşitli hesaplarla, kitaplarla her türlü yoruma açığız. Her türlü yorum yapılabilir. Ama birinci söylemek istediğim, başında da belirttiğim gibi
küresel ısınma bütün dünyayı ciddi bir şekilde etkilemeye başladı. Yeni verilen uyarılara göre sadece Kıbrıs'ta değil, bu yıl bütün dünyada çok şiddetli yağışlar alınıyor. İklimler değişiyor. Dolayısıyla biz artık ona göre tasarımlar yapmak zorundayız. Şiddet zaman frekans grafiklerini mutlaka en erken zamanda, bu veri meteoroloji dairesinin elinde vardır. Biz akademisyenler olarak bunun nasıl hazırlanması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Yol gösterebiliriz, oradaki mühendislere yardımcı olabiliriz. Bu grafiklerin en kısa zamanda hazırlanıp mühendislere ve eğer bu yol projeleri Türkiye'de yapılıyorsa, Türkiye'deki mühendislere de bu grafiklerin verilmesi gerekiyor. Çünkü proje bulmadık, yani herhangi bir menfez tasarımı yok. Ne 86'da var, ne 98'de var, ne şimdi var. Ama yani 86'da sorsanız, 86'da bu tasarımı yapacak yağış şiddet grafiği de yok. Neye göre yapacak? Ama işte buradaki ülkeden insanların gözlemleriyle bu yapılırsa daha gerçekçi olur. Çünkü yani en basit bir kişi bile o bölgede bir gözlemi varsa izliyor. Yani sadece hesaba kitaba dayalı olmasına gerek yok. Yeni veya iyileştirme yapılacak bütün projelerimizde mutlaka ve mutlaka sadece yolun üstü değil, asfaltı değil, yolun altındaki drenaj yapılarının da, yolun sağındaki solundaki şevlerin de yeterli seviyede tasarlanıp tasarlanmadığını, 10 yıl önce yapılmış, 20 yıl önce yapılmış menfezlerin bugünkü şartlarda, bugünkü yağış şiddetlerinde yeterli olup olmadığını bizim mutlaka test etmemiz, tekrardan bir analiz etmemiz gerekir. Eğer yeterliyse bunu bırakırsınız, yeterli değilse o zaman hazır bu parayı harcıyorken üzerine tam fırsatı, aksi takdirde can kayıpları tabii ki en büyüğü ama zaten yaptığınız yolu da alıp götürecek size. Yani o noktada, birçok noktada bu yaşanmıştır. Eğer siz menfezi tekrardan tasarlayıp uygun ebatlara koymazsanız o kendisi o menfezi olduğu gibi dere alıp götürür ve sizin yeniden bir menfez yapmanızı zorlar. Doğa size bunu söylüyor. Dolayısıyla doğada ne olduğunu mutlaka iyi bilmemiz lazım. Ve bunun yanında da havza yönetimini, havza çalışmalarını yapmamız lazım. Sadece yollar için değil, aynı zamanda evlerimiz için, imar planlarımız için, nereden ne kadar? Çünkü bugünkü şartlarda bu mümkün. Yani yağmurun yağıp da bir taşkın oluşturmasını beklemeden hangi yağmurun hangi taşkını oluşturacağını bulabiliyoruz. Bu gerçek. Bunu yapabiliyoruz. Niçin bunu yapmayalım? Dolayısıyla benim son söz olarak söyleyeceklerim bunlar. Ladies and gents, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor.